Şimdi. Evet, beyin salatası yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Dedi ki reklam arası da ben de yapacağım dedi. Ben aslında bunun içine havuç koyuyordum, patates koyuyordum ama o koymayalım demiş. Öyle Serap Hanım, Serap Hanım beyni böyle beyninden başka her şeye benziyor. İçinde havuçlar var, patatesler var. Ama çocuklara yedirmek için çok güzel bir yöntem. Peki, tadını doğru algılamıyorsunuz. Şimdi biz de güzelce söyleyelim diye konuştuk. Evet, Feridun Bey. Bakın öyle enteresan sistemler var ki bunun içinde. Ay ben de elleyeyim mi? Bir eldiven taktım özellikle. Bir tanesini şöyle bir kesip göstereceğim. İçinde çok önemli sistemler var. Bak bir göstereyim Serap Hanım. Mesela İbrahim Tatlıses beyefendi ameliyat oldu. Niçin oldu? Onu anlatalım. Kurşun geldi, girdi. Şu aralara, şu aralara kemik parçaları kaldı. Kemik parçaları kaldı. Elinin bir tarafını oynatamıyor, sağ tarafını oynatamıyor. Çünkü burada kemik parçaları burada hasar yaptı. Şimdi oradaki doktorlar girecekler buraya, girdiler daha doğrusu. Burayı böyle böyle açtılar. Bunu açmak için önce zarı kestiler, böyle zarı kestiler bak. Kestiler zarı. Ondan sonra bu araya giriyorlar bakın böyle. Bakın böyle. Girdiler bu aralara, gittiler dibe. En dipten kemik parçalarını çıkardılar. Kardeşlerim, bazen bazı yerlerdekilerine dokunulmaz. Dokunduğunuz zaman bir sürü dengesizlik olur. Şimdi İbrahim Tatlıses Beyefendi'ye de dediler ki biz bunları alırsak sen daha güzel hareket edeceksin. Senin felcin daha azalacak dediler. Biraz riskli bir ameliyattık ama çok şükür iyi geçmiş. Allah bir an önce şifasını versin. Türkiye'mizin yetiştirdiği çok kıymetlerden birisi. Evet, Allah şifa versin inşallah. Allah bir an önce inşallah kıymetini güzel kaydol. Bakın mesela şöyle şöyle kemik parçaları çıkardılar. Bakın bu da bir kemik parçası. Ama bunu ta dipten saplanmış yerden çıkardığınız zaman... Dursaydı Feridun Bey sanki yani. İşte o da kendine mahsus şey yapıyor. Durur bakın mu mesela, peki yani? Durur bakın mu rahat rahat? Durabilirdi de durabilirdi. Sıkıntı da yapar. Ben hemen anlatayım. Burada ne olmuş? İşte burada hafif beyinde enfarktüs dediğimiz beyinde bozulma meydana gelmiş. Bakın burada bozulmalar meydana gelmiş. Kan damarlarında bozulmalar meydana gelmiş bu beyinde. Görüyor musunuz? İşte kardeşlerim o ameliyat öyle basit bir ameliyat değil. Bunu kesti böyle. Kestikten sonra bunu zarını açtı. Aralara giriyorsunuz. Hep aralardan ilerlemek zorundasınız. Ya aralardan ne ilerler? Mesela et de öyle değildir. Tövbe sen. Ay, ay, ay. Dur ya sen bir şey yapmayacağım ya. Evet, evet. Kası şöyle göster. Kestin açtın korkmazsın. Orada dikkat edeceğin sadece damar ve sinirdir. Bu kasta. Ama burada öyle önemlidir ki. Yok burada ki bir yeri bir yap konuşma duruverir. Burada bir yap, işitme duruverir. Milimlik böyle. Burada bir yap, bütün denge bozuluverir. Ya işte evet, denge bozulur, bir denge. Kardeşlerim işte o yüzden buna böyle geliş güzel bıçak vurulmaz. Geliş güzel bıçak vurulmaz. Böyle dikkatlice açılır. Ondan sonra bunun bazı yerleri vardır ki biz daha beynin maalesef %20'sini, %25'ini biliyoruz. Birçok kısmını bilmiyoruz. O yüzden böyle geliş güzel böyle bıçağı vurayım. Al şurada kemik, şurada al işte hemen. Oh çıkardım kemiği. Al kemik İbrahim Bey olmaz. Çok önemlidir onun hassas. Peki niye uyutuyorlar Feridun Bey? Neden uyutuyorlar? Şimdi beyin öyle hassas ki kardeşlerim. Beyinde ameliyat yaptıktan sonra oraya dokunduğu zaman orada bir ödem olur, şişme olur. O şişmeye bağlı hastada hezeyan dedim böyle anormal çırpıntılar böyle kendi istemediğimiz hareketler olur. Hı hı. O hareketlere mani olmak için uyutulur. Hatırlayın. Kenan Işık Beyefendi de uzun süre uyutuldu. Uyutuldu evet. Neden uyutuldu? O da arka üstü düştü. Tam bakın buralar hasarlandı. Kenan Işık Beyefendi'nin de beyninde böyle bir şeyler oldu. Bakın böyle. Bakın böyle kanama oldu orada. Beyinde bir kanama oldu. O bölgede olduğu için Kenan Işık Beyefendi bir türlü kendine gelemedi. Ondan sonra ne yaptılar? Uyuttular adamcağızı. Neden? Uyandırdığın zaman çırpınıyor. İstemsiz hareketler oluyor. İstemsiz hareketler oluyor. İstemiyor ama buradaki hasardan dolayı hareket ediyor. İbrahim Bey'in de beyin kendini toparlayana kadar, iyileşene kadar öyle uyuttular. Çok şükür şimdi iyiymiş. İyi haberler geliyor. Peki ne kadar çok uyutursam o kadar kötü mü işler demek? Öyle mi? Şimdi ben şöyle bir şey var. Şöyle mi? Bir şey var. Her zaman doğalına dönmek lazım. Doğal olanına dönmek lazım. Doğalına dönemiyorlar ki birazcık daha uyutma işlemi devam ediyor. İnşallah iyiymiş ama şimdi iyi haberler geldi. Biz bilmediğimiz şeye fazla yorum yapmayalım. İnşallah iyi haberler geldi. Daha da iyi olacak. Şimdi İnşallah. Beyin salatasını hemen hızlıca bir yapalım. Hemen İnşallah. Hızlıca bir yapalım. Bey, evet. Evet. Zarını çıkartmak çok önemli. Zarını beyin çıkartmak için ne yapacağız? Evet, zarını çıkartmak için ne yapacağız? Soğuk suya koyacağız. Soğuk suyun hemen bir içine, kabın içine evet, soğuk su koyduk. Bir çay kaşığı sirke. Ne koyduk? Sirke koyduk. Evet. Bir çay kaşığı da tuz. Tuz koyduk. Tuz atıyoruz.
kardeşlerim tuzla, sirkeyle, onu ozmoz yoluyla eminim yapıyor, şişiyor. Şiştikten sonra bir 10 dakika bekliyoruz. Bir 10 dakika bekletiyoruz. Ondan sonra bu zarını şöyle parmağınızla açabiliyorsunuz. Bunu güzelce yapıyorsunuz. Bunu güzelce yapmak önemli. Suyu yaptıktan sonra bu şekilde çıkarabiliyorsunuz. Evet. Yaptıktan sonra da Feridun Bey böyle tencerenin içine alıyoruz. Tamam. Zarını çıkarttıktan sonra tencerenin içinde 6 bardak suyun içinde 10 dakika kaynatıyoruz. Tamam. 10 dakika kaynattıktan sonra, yani bir 10 dakika işte o kaynama süresiyle hepsiyle birlikte zaten hemen anında böyle yumuşacık oluveriyor beyin. Yaptıktan sonra başka bir, evet şunu kabımız getireyim. Hazır. Kabı getirelim Feridun Bey. Limon biliyorsun çok yakışır bunun üstüne. Evet, nasıl yapacağız peki onları da? Evet, aldık. Bakın kaynattık, çıkardık. Yarım demet dereotu koyuyorum içine. Evet, yarım demet de maydanoz koyacağım. İşte bunun içine çocuklar hiç o zaman tadını anlamıyorlar Feridun Bey. Haşlanmış patates ve haşlanmış havuç koyduğunuz zaman da o zaman da hiç tadı anlaşılmıyor. Hani böyle ne bileyim güzelce kokusundan falan öyle mi? Etkilenirler peki, ezdik, diye. Al. Evet. Bir dakika biraz da pul biber dökelim mi? Dök. Evet, biraz da pul biber dökelim. Tabii çocuklara bunu koymaya da bilirsiniz. Limonun suyunu koyalım. Ve zeytinyağını koyalım. Çok az da tuz koyalım. Biraz da tuz koyalım. İyi mi tuzu? Tamam, iyi. İyi. Evet, getir bir kap, getir bir kap, getir. Serap Hanım bunu hiç beğenmedi. Ya ben gerçekten sevmem. Yani hani ne yapayım? İşte öyle. İşte ben öyle. Çok severim. Feridun Bey çok sever. Ben evet. Çok severim. Yani yanına da şöyle domates falan kesip belki. Ya yanına koyacaksın mi? Domateslerini falan da koy istediğin gibi işte. Evet öyle. Tamam. Soğuş domates şöyle güzel güzel. Sevgili yani, kardeşlerim evet. Ben kolaycasını yaptım. Siz evinizde patateslerini şunları bunları ilave yapın. Ne isterseniz yapın. Ama beyin sağlığınız açısından beyin de yemeniz lazım. Çocuklarınıza da yedirmeniz lazım. Haberiniz olsun. Şöyle kenarlarına süsleyici bir şeyler ceviz koyalım. Şöyle. Evet ceviz koyalım. Feridun. Beyin sağlığı için de ceviz evet. Çok önemlidir. Ceviz de beyine benziyor. Şöyle güzel. Ne bu? Bu ne? Bu ne? Yaban mersini. Bravo. Yaban mersini de çok güzel. Gerçekten mi besleyici Feridun? Gerçekten beyin salatası, beyin yediğin zaman beyine etkisi mi oluyor? Oluyor. Benim beynimde yiyorsun Feridun Bey aralarda. Değil mi? Peynir ekmekle. Senin beyninde... Evet, beyin salatasını çok severmiş ya öyle dedi biraz senin önce. Senin beyninde yiyorum arada. Arada bir fotoğraf yiyorum. Gibi oldu fotoğraf.